Eğer şeffaflık olur ise bir sistemde, yani yönetenler kendilerini hukukla önceden ilan edilmiş ve herkesin ne yaptığı zaman neyle karşılaşacağını bildiği normlar bakımından söylüyorum hukuku. Hukukla kendisini sistem kısıtlamamış, kayıtlamamış olur ise eğer, orada keyfilik olur. O keyfiliğin ortaya çıkarttığı iki temel görüntü, birbirinden kötü olan iki temel görüntü ortaya çıkar. Bunlardan biri otoriter devlet görüntüsü. O kısmen daha kabul edilebilir olmakla birlikte diğerine kıyasla, bir de totaliter devlet görüntüsü. Otoriter devletlerde bir hukuk vardır. Hukuk önceden ilan edilmiştir. Hukuklar ve kanunlar. Fakat kanunların ve hukukun uygulanması günün şartlarıyla kendisini esnetebilecek bir uyuma, adaptasyon kabiliyetine sahip olmadığı için orada toplumsal olaylar çok sert devlet ve kamu yönetimi tarafından karşılanır. Bir de totaliter rejimler vardır ki Türkiye maalesef otoriterlikten totaliterliğe doğru gitmektedir. Otoriter rejimlerin temel özelliği halktan susmasını istemesi, ona tabi olmasını istemesidir. Totaliter rejimlerin de temel özelliği halktan konuşmasını istemesidir. Ama nasıl konuşacak? Kendilerinin istediği gibi konuşacak. Yani bir yerde bir mesele ortaya çıktığı zaman baş ne der ise herkesin o konuyu o şekilde konuşmak zorunda olduğu, yani konuşmanın zorunlu olduğu bir yönetimin adıdır totaliter rejim. Baktığınız zaman hani susmak mı, belli bir tarzda konuşmak mı tercihi, 40 satır mı, 40 katır mı gibi sorulabilirse de aslında inanmadığını söylemek zorunda olmak susmaktan çok çok daha kötü. Dolayısıyla Türkiye sanıyorum artık totaliter bir rejime doğru, yani insanların sistemin merkezinde üretildiği bakışı tekrar etmek zorunda kaldığı, onun dışında hiçbir şekilde bir şeyin ifadesinin meşru kabul edilmediği bir sürece doğru gitmekteyiz. Siz az önce ifade ettiğiniz eşimin kamudan ihracı ile ilgili bir AKP kurucusu olarak ihracına sebep olan konu Barış Akademisyenleri bildirisine imza atmasıdır. Ki sonradan o bildiri çok çok sonra Anayasa Mahkemesi tarafından biliyorsunuz ifade özgürlüğü kapsamında kabul edildiği için ona bağlı yargılamalarda artık beraatler çıkmaya başladı. Ama o olayın sıcak anında yukarıdan bu bir terör bildirisidir, terörü meşrulaştırıcıdır söylemi gelince muhalefet de dahil, zaten iktidar ve iktidara bağlı, ona korporatist bir ilişkiyle bağlı bütün işte sendikalar, basın, sivil toplum, vakıf gibi güya bağımsız olması gereken kurumlar hep beraber bu ezberi tekrar ederek bu ezberin de yargı kurumları üzerinde bir emir şekline dönüşmesiyle mahkumiyetler çıkıyordu. Fakat Türkiye her ne kadar totaliterleşiyor olsa bile toplumsal çeşitliliği, jeopolitiği ve batılı kurumlarla uzun yıllardır, hatta belki bunu Osmanlı'daki parlamenterizme de bağlayarak düşünecek olursak, belki yaklaşık 150 yıllık parlamenter geleneği ve batılı kurumlarla kurduğu ilişkiler bakımından bu totaliter cendereye sığabilecek bir ülke değil. Bu bir geçici, bir kabus yaşıyor olduğumuz gerçeğini bilmemiz gerekiyor. Onun için umutsuzluğa kapılmamak lazım. Türkiye mutlaka yolunu bulacaktır. İfade özgürlüğünün olduğu, denetlenebilir bir kamu yönetiminin olduğu, halkın sistemin merkezinde olduğu, yani parlamentonun sistemin merkezinde olduğu bir kamu yönetimine doğru evirecektir kendisini. Bakın 15 Temmuz en yakın yaşadığımız ve bugün halen sizin de televizyonunuza ismini veren KHK cenderesinin yaşanmasına sebep olan bu karanlık süreci halen Türkiye maalesef aydınlatabilmiş değil.
işte 15 Temmuz'u yapan kurumun başındaki insan, yani ordunun genelkurmay başkanı terfi almış durumda. Bir sistemde bu tür hareketlilikleri istihbar etmek zorunda, onu haber alıp yöneticilere bildirmek zorunda olan kurumun başı halen yerinde duruyor ve parlamentoda ifade, yani Meclis Araştırma Komisyonu ifade vermeye bile gelmediler. Buna tenezzül bile etmediler. Halbuki 15 Temmuz süreci hatırlarsanız, o zaman henüz daha tırnak içinde bir parlamenter rejim vardı. Yürütme, yani hükümet parlamentodan güven oyu alarak yürütme yetkisini kullanıyordu. Dolayısıyla sisteme yapılan müdahale aslında parlamentoya yapılmıştı. Yani hükümet de parlamentodan çıktığı için kurumsal özellik diye bir şey yok. Bütün güç tek başına o dönem fiilen, ama 2017 Nisan referandumundan sonra da artık resmen bir kişi tarafından kullanılıyor ve bir o kişi Türkiye'deki bütün kamusal gücü, siyasi, ekonomik ve bürokratik gücü tek başına denetimcisi olarak kullanıyor. Türkiye, yani mevcut durumuyla kısacası sürdürülebilir bir durumda değil. Bu mutlaka değişecek. 84 milyonun bunu kabullenmesi mümkün değil. Sürdürülemez dediniz. Peki çıkış yolu nedir? Parlamentoyu güçlendirmek lazım. Orayı güçlendirmek demek aslında halkı sistemin merkezine koymak demek. Ama bunu da hukukla ve evrensel kurallarla, evrensel kurumlarla bunu da denetlemek lazım. Basını çok önemli bir denetim mekanizması olarak bu sistemin merkezine oturtmak lazım. Çünkü basın hem ifade özgürlüğü, aynı zamanda ve bence daha fazla olarak kamunun denetlenmesi anlamına gelmektedir. Şu anda siz herhangi bir yanlışı, herhangi bir yolsuzluğu basında yazamazsınız. Yazsanız zaten kapatılır, ama yazdığınız zaman da karşılaşacağınız suçlama, bilmem ne terör örgütünün işte sistemi çökertmek için yürütmüş olduğu algı operasyonunun bir enstrümanı gibi lanse edilerek derhal sesiniz kesilir. Sizin basın olarak yapmış olduğunuz denetlemenin herhangi bir şekilde mahkemelere intikal etmesi, bunun bir resmi savcı dokümanına dönüşmesi şu koşullarda mümkün değildir. Dolayısıyla denetlenemeyen bir gücün bozulması, onun kötüye kullanılması bir kaçınılmaz kaderdir. Türkiye'de yaşadığımızda maalesef budur. Kanun önünde eşitlik hukukun temel ilkesidir. Yani siz bir kriter koyduğunuz zaman, mesela falanca okulda okumak, ben artık bunu düşmanlık olarak görüyorum, bunu derseniz eğer, bir, onu dedikten sonra, yani kanunlar geriye işlemez. Dedikten sonra o işi yapana siz diye dersiniz ki ya ben ilan ettim. Siz benim ilanımdan sonra siz o işi yapmaya devam ettiniz. Dolayısıyla siz kanunları ihlal ettiniz. İkincisi, birisi bir şeyi ihlal ettiğinde aslında herkes o şeyi ihlal ettiğinde karşılaştığı muameleye maruz olmalı. Yani sen benim damadımsın. Dolayısıyla sen bu kuralı ihlal edebilirsin. Ama sen benimle hiçbir akrabalık bağın yok veya benimle para ilişkin yok. Dolayısıyla sen bu kuralı ihlal ettiğin için ben seni kamu gücünü kullanarak seni işten atıyorum, içeri atıyorum, itibarında oynuyorum diyemezsiniz. Yani kanunlar geri işlemez. Varsa bir kanun, onun karşısında herkes eşittir. Bir kere bu ikisini hep böyle bir tarafta tutmamız lazım. Üçüncüsü, devlet kanunlarla yönetilen organizasyonun adıdır. Yani siz şöyle diyemezsiniz mesela. Yani ben aslında falanca bankanın ne kadar kötü bir banka olduğunu, bir şer örgütünün finans cephesi olarak kullandığı bir kurum olduğunu,
2013 yılının sonunda anlamıştım ama bunu kapatmadım. Ta ki bilmem 2015 yılının bilmem şu ayına kadar. Ya kardeşim, eğer sen anladıysan niye bu bankayı kapatmadın? Eğer sen anlamamış isen, o bankayla iş yapan adam bunu nasıl anlasın? Devletin elinde, bakın, jandarma istihbarat var, genelkurmay istihbarat var, emniyet istihbarat var, milli istihbarat var, yani MIT var. Bir de o siyasi partinin, devleti yöneten siyasi partinin ta beldelere, mahallelere kadar örgütlü bir parti ayağı var. Dolayısıyla siyasal iktidara 5-6 kanaldan bilgi akar. Şimdi siz bütün bu bilgiye rağmen o bankayla ilgili, o bilmem dershaneyle ilgili, o basın yayın kuruluşuyla ilgili gerekli önlemi almamış iseniz, onlarla ilişki kuran insanlara sen bunları niye bilmedin diye sorabilir misiniz? Mesela bir Ahmet Faruk Ünsal olarak benim istihbarat teşkilatım yok. Dinleme kabiliyetim yok. Nihayetinde param var veya oğlumu dershaneye göndereceğim veya bilmem ne yayınını dinleyeceğim. Bu nihayetinde yasal olarak faaliyet yürüten kurumlardan beğendiğime giderim. Yani niye onu beğendin diyebilir misiniz? Bakın Türkiye işte bu hukukun temel ilkelerini, yani yasasız hareket etme, yasa var ise bunu geriye işletme, eğer var ise bunun karşısında herkesi eşit olması gibi temel bütün unsurları ayaklar altına aldı. Sonra KHK'lar, ayrıca KHK'lara gelince, sadece olağanüstü halin gerektirdiği şartlarla mücadele etmek için konu kısıtlı olarak çıkartılır. Çıkartıldıktan sonra bir ay içerisinde meclise sevk edilmek zorundadır. Ve meclise sevk edildiğinde ancak yasalaşırsa devam eder. O hal kalktığı zaman, yani normal hale geçtiği zaman da onlar düşer. Şimdi bakın, bizdeki çıkan KHK'ların hiçbir tanesi bir ay içerisinde meclise gelmedi. Devlet o hali kaldırdığını ilan etti değil mi? Ben artık olağanüstü halde değil, olağan hale geçtim dedi. Buna rağmen o halin hükümlerini uyguluyor. Yani neresinden tutacaksınız? Hem olağan hale geçtim diyeceksiniz, hem olağanüstü halde yaptığınız yasaları halen yürüteceksiniz. Bu kalıcı o haldir. Bu halkı aldatmaktır. Yani o hal KHK'ları konusu bakımından anayasayı çiğnemiştir. Çünkü konuları sadece olağanüstü hali gerektiren olaylarla baş etmek üzere çıkartılmış konular değildir. Adına iltisak dedikleri, hukukta hiçbir yere karşılık gelmeyen ve aslında kendilerine uygulanması halinde kendileri de mahkum olacakları bir kavram üzerinden toplumun hepsini cendereye aldılar. Şimdi falanca okulda okumak iltisak ve iltisak bir suç unsuru ise, o zaman ben açık söyleyeyim, beyefendinin damadı da bu iltisak suçunu işlemiştir. Yani Fethullah Gülen'in bütün işte ortaokul, lise, üniversite, master ve doktora dahil olmak üzere eğitim hayatının bütününü onların burslarıyla, benim bildiğim kadarıyla ve onların kurumlarında okumuştur. Eğer bu kurumlarla ilişkili olmak iltisak ise, iltisak da bir suç ise ve bu suçu işlemek de kamudan ihraç ise ve hukuk devletinde kanun önünde eşitlik de esas ise ve bu bir kanun ise, o halde size bana ona uyguladıklarını beyefendi kendi damadına da yapması lazım. Artık bu mesele gerçekten o kadar çok vicdanları kanattı ki, yani insanlar çok küçücük maaşlarını kaybederek intihar ettiler, aileleri dağıldı, itibarları kalmadı, toplumda kendi aileleri içerisinde huzurları kalmadı. Bunun vicdan yükünün getirdiği büyük bir oy kaybına doğru gidiyor iktidar. Bir de şunu söyleyelim, KHK tabii sadece insanları işlerinde mağdur etmedi. Yani bazı şirketlere el konuldu. Bazı ticari
kurumlara el konuldu. Bunlar kayyumlar eliyle iflas ettirildi. Bazı sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları, efendim sendikalar, sonra dernekler, bunlar esasında devletin resmi kurumlarından yapılmış olan, alınmış olan izinlerle yürümekte olan şeylerdi. Bunlar da biliyorsunuz faaliyetleri durduruldu. Bütün bunlar aslında bir KYK rejiminin yaratmış olduğu haksızlıklar. Bunlarla birlikte Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi ama açık ve denetlenebilir bir kamu hayatına tekrar kavuşmasına ihtiyaç var. Ben hani bu siyasi irade oluşmadan tabii bunu yapmanın çok zor olduğunu biliyorum ama halkın nazarındaki bu meşruiyet kaybının siyasal iradeyi bu yöne doğru zorladığını görüyorum. Ama yapılacak ilk seçimin, bu erken ya da normal bir seçimde bu toplumu bu cendereye almış olan, bu zulmü yaşatmış olan, insanları yani intihara sevk etmiş olan, bu çaresizliği üretmiş olan bu siyasal yapının tasfiye olacağından hiçbir kuşkum yok. Hatırlayın, bakın geçtiğimiz günlerde Ramazan ayındaydı. 7-8 yaşında bir çocuk Ahmet, işte kanser hastası, annesi babası KYK'lı olduğu için işte pasaport verilmedi. Annesine pasaport çıktı, sonra havaalanından çevirdiler vesaire. Böyle bir hani gidersin gidemezsin şakası gibi bu gayri ciddiyet içerisinde çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Böyle birçok insan var. Bu gerçekten yani insanlık tarihinin çok kara bir dönemi olarak hafızasında tutacağı ve bir daha yaşamamak için hem Türkiye halkının hem insanlığın dönüp oraya bakarak dersler çıkartacağı bir karanlık bir süreci anlatıyor KYK süreci. Demokrasi konusunda, şeffaflık konusunda, hesap verebilirlik konusunda, kanun önünde eşitlik konusunda, evrensel hukuk konusunda birleşmek zorundayız. Böyle buralarda birleşemezsek yaşayamayız. 84 milyonu bir arada tutamazsınız. Umutsuz olmayalım. Evet, sıkıldık. Evet, çok bunaldık ama bu karanlığın ömrü inanın ilk seçime kadar. O seçim ya 2 yıl sonra ya 1 yıl sonra ne zaman olacaksa inanın güneş ilk seçimde doğacaktır. Bütün KYK'lı dostlara tekrar diyorum, umutsuzluğa kapılmayın. Aydınlık çok uzakta değil, yakında.